Genel Başkan Yardımcımız, divanımızın sayın üyeleri, değerli parti meclis üyemiz, sayın milletvekilimiz, sayın il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, 11. olağan il kongremizin çok değerli delegeleri, değerli basın mensupları, sevgili hemşehrilerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2020. Bundan tam 17 sene önce henüz daha 4 ayını bile doldurmamış, mazbatasının mürekkebi kurumamış bir milletvekili olarak o geceyi sabaha kadar uyumadan geçirmiştim. Yarın ne yapacağız? Bu tezkere geçmeli mi, geçmemeli mi? Geçecek mi, geçmeyecek mi? O kapalı oturum üzerinden 17 sene geçmesine rağmen henüz daha açıklanmadı. O tutanaklar açıklanmadı. Açıklanmaması için hiçbir sebep yok. Sadece genel kurulda çoğunluk kararı yazdı. Ama AKP bunları açıklamıyor. Neden açıklamıyor biliyor musunuz? O saatler süren kapalı oturumda önemli sözler söylendi. Başbakan Sayın Abdullah Gül'dü. Henüz daha Erdoğan milletvekili olmamıştı. O parlamentoda değildi. O tutanaklar açıklansa belki de bugün yaşadığımız Suriye, Libya, Orta Doğu, Irak bu problemler belki de orada çok daha iyi anlaşılacaktı. Onun için açıklamıyorum. O günkü parlamentoda 1 Mart tezkeresine karşı çıkan hayır oylarından birine sahip olduğum için ne kadar doğru bir iş yapmışım diyor. Çünkü bu ülkenin başına ne geldiyse önünü göremeyen yöneticilerden geldi. Allah'tan burada Yalovalı çocuklar var, basın mensubu. Onlar lafımı çarpıtmazlar. Ne söylersem öyle yazarlar. Geçen gün gazetecinin birine diyorum ki CHP AKP'ye benzememeli. AKP'ye benzeyen bir CHP'den hayır gelmez diyorum. Gazetenin manşeti. Bu CHP'den millete hayır gelmez. Ya ben sana diyorum ki CHP'ye benzerse, AKP'ye benzerse CHP hayır gelmez diyorum. O diyor ki bu CHP'den hayır gelmez. Onun için bugün dikkat etmeme gerek yok. Bu çocuklar 20 yıldır söylediğim hiçbir şeyi zaten çarpıtmadı. Bu topraklar ilk kez yenilgiyi 1699'da Karlofça'yla tattı. 223 sene hep yenildi. 30 Ağustos 1922'ye kadar 223 sene yenildi. 1699'da bu kötü gidişe dur dedi. Ağustos 1922'den bu yana da bu topraklarda ordumuz hiç mağlup olmadı. Kıbrıs'ta mağlup olmadı. Teröre karşı mağlup olmadı. Hiç İkinci Dünya Savaşı'na girmedi ama mağlup olmadı. Şimdi en kritik günlerden geçiyoruz. Bir, ordunun moralini bozmayacağız. İki, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Öyle yağma yok. Memleket sadece sizin değil. Siz yönetiyor olabilirsiniz. Ama doğruları söyleyeceğiz. Korkmadan söyleyeceğiz doğruları. Korkmadan. Kendi çocuklarına çürük raporu alıp fakir fukaranın çocuğunu İdlib'de şehit diye başımızın üstüne koyarız biz ama senin durumunu da anlatacağız. Senin ne yaptığını da anlatacağız. Yanlış kararlarını da anlatacağız. Bir siyasetten Türkiye'ye hayır gelmez. Sorunları çözmek yerine sorunları çoğaltarak bu memleketin başını selamete kavuşturamayız. Soracağız bunu. Bir, askerlerimize saldırıyı rejim mi yaptı, Rusya mı yaptı?
Bunu hala Rusya yaptı diyemiyorum. 60 sene bu memlekette komünistler Moskova'ya diye bağırdınız. Türkiye'yi Moskova'ya kendiniz teslim ettiniz. Enerjisini teslim ettiniz. Silahını teslim ettiniz. Domatesini, turizmini teslim ettiniz. Bunları konuşmayacaksınız. Çocuklarımız fakir, fukara çocukları şehit olmuş, parçalanmışlar. Rejim mi bombaladı, Rusya mı bombaladı? Kıvırmadan cevap istiyorum, kıvırmadan. Mertçe. İki, S-400'ler ne oldu? Biz S-400 alacaktık. NATO üyesiydik. NATO üyesi olmamıza rağmen S-400 aldık. Ne oldu S-400'ler? Hangarlarda mı bekleyecek? Kurulacak mı? Bu soruyu soracağız arkadaşlar. Ben hiçbir Mehmetçiğimin moralinin bozulmasını istemiyorum. Ben devleti yöneten siyasetçilere sesleniyorum. Askerlere değil. S-400'den ne oldu? 36 çocuğumuz şehit olmuş. NATO toplanmış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanmış. Herkes toplanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi neden toplanmıyor kardeşim? Neden toplanmıyor? Neden salı gününe kalıyoruz? Eğer bir savaş varsa kararı verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Millet iradesidir. Milletvekilleri karar verir buna. Sen değil. NATO toplanmış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanmış. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni neden toplamıyorsun? Neden salı gününe kadar sarkıtıyorsun bunu? Devam. Devam ediyoruz. 80 yaşında kral öldüğünde bayrakları yarıya indiriyorsun. Ulusal yas ilan ediyorsun. 20 yaşındaki çocuklarımız anaları evde ağlıyor. Eşleri evde ağlıyor. Hamile olan kadınlar ağlıyor. Ulusal yas falan yok. Yani 80 yaşındaki Suudi kralı benim 20 yaşındaki Mehmet'imden daha mı değerli? Para mı daha değerli yoksa? Bir diğer konu. Ya bu ülkede her 10 kişiden birisi yabancı, sığınmacı diyorduk. Iraklı var, Afgan var, Pakistanlı var, Angolalı var, Suriyeli var, Libyalı var, var da var. Dünyanın bütün ülkelerinde 8 milyon insan var bu topraklar. 8 milyon. Bakmayın öyle 4 milyon falan dedikler. 10 kişiden birisi yabancı. Bunu dediğimizde ensar muacir söylemi geliştiriyor. Biz ensarmışız, onlar muacirmişiz. Muacirmiş. Böyle dediler değil mi? Peki yıllarca ensar muacir söylemi yaptığınızda şimdi sınırları niye açtınız? Neden açtınız sınırları? Bu nasıl bir kafa? Suriye bizim komşumuz. Orada bir problem olduğunda hiç sıkıntı çekmeden ben de cumhurbaşkanı olsaydım gelecek olan kadınlara, çocuklara, yaşlılara Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir, yardım etmelidir. Buna itirazım yok mu? Ama 500 bin savaşacak yaşta Suriyeli İstanbul sokaklarında, Yalova, İzmir sokaklarında gezerken 20 yaşındaki Mehmet'imin İdlib'de şehit olmasını kabul edemem ben. Onlar burada gezerken onu kabul edemem. Yoksun piyasada. 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gece 3'te açıklandı resmi sonuç. Ben sabahleyin 12'de, gündüz 12'de, 9 saat sonra açıklama yaptım. Kıyamet koptu Muharrem İnce nerede diye. 36 şehit var, Cumhurbaşkanı 36 saat yok ortada. Neredesin sen? Yani iyi işler olduğunda bakkal dükkanının açılışını bile, kola fabrikasının açılışını bile canlı yayından yaptın. Şehitlerimiz, çocuklarımız parça parça olmuşlar. Ortalıkta yoksun.
Memurlara açıklama yaptırıyoruz. İletişim başkanıymış, Hatay valisiymiş. Memleketi iletişim başkanı mı yönetiyor? İletişim başkanına oy mu verdi bu insan? Fuat Oktay'a oy mu verdiler?